Değerli izleyenler, sırada Van'dan derlediğimiz haber turumuz var. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Iğdır'da düzenlenen Türkiye Ünilik Cross Şampiyonası'na katılan Vanlı Mahsur Değer, 10 kilometre kategorisinde ikinci gelerek Portekiz'de yapılacak yarışmada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durgun, bu yıl 102. yaşını kutlayan Yeşilay, 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nı Yeşilay Varsa Hayat Var sloganıyla kutluyor. Türkiye genelinde 120 şubesiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, 95 ülkeyle bağımlılık alanındaki deneyimini paylaşıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 1 Mart 2018 tarihinde şehit olan Erciş'li uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, şehadetinin 4. yıl dönümünde unutulmadı. Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Judo Genç Kız Erkek Türkiye Şampiyonası'na katılan Ali Samet Özgül, altın madalya kazandı. Brukia aşiretinin kanaat önderlerinden İş İnsanı ve Van Dernekler Federasyonu eski genel başkanı Fevzi Donat'ın muhterem babası Hasan Donat tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuştu. Van'da Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından olan eski tekel binasında yapılan restorasyon çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Kültür ve Sosyal İl Müdürü Erol Uslu ile birlikte tarihi binayı gezdi. Binanın tarihi restorasyonu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Van'ın Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi hafif yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Van Gevaş Karayolu üzerindeki Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdülhekim Karabıyık, teşkilat mensupları ile birlikte geçen haftalarda kongreleri gerçekleştirilen ve kongre sonrası seçilen oda başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Engellileri, çocuk arabası olan kadınları, yaşlıları ve istisna uygulanan kart sahiplerini araçlarına almamak için her türlü yolu deneyen minibüs ve halk otobüsü şoförleri, yapılan tüm uyarılara rağmen vicdansızlık yapmaya devam ediyor. Halk otobüsü sürücülerinin keyfi uygulamasının mağduru şimdi de gazeteciler oldu.